Evet kıymetli dostlar, golvar.com'un ve Kayseri Özel Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sıcaklar muhtemelen Türkiye'nin her yerinde aynıdır, biz de daha yeni arkadaşlar. Sıcaklara alışmaya çalışıyoruz. Şimdi kıymetli arkadaşlar, bir taraftan da Fenerbahçe gündemi yoğun, gelenler, gidenler, edenler, etmeyenler, olanlar, olmayanlar derken baya baya uğraşıyoruz açıkçası. O yüzden de sıklıkla video atıyorum. Sizlerden de beğeni rica ediyorum. Ayrıca arkadaşlar, hepinize bu kanalda olduğunuz için bir kez daha sonsuz teşekkürler. Her şekilde desteklerinizi görmek mutlu ediyor beni. Gelin küçücük bir destekle daha bulunun. Sevdiklerinizi, birkaç Fenerbahçeli kanalı davet edin. Sonra hep birlikte mutlu yarınlara koşalım. Fenerbahçe'den Lindelöf için 10 milyon euro. Şimdi haberi tekrar kontrol ettim. Hakikaten doğru mu diye. Cidden 10 milyon euro yazıyor. Ya Fenerbahçe Victor Lindelöf için 10 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlanıyormuş. Ve Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe transfer çalışmalarında da hızlanmış, harekete geçmiş. Sübhanallah. Şimdi İsveçli eski öğrencisi için 10 milyon euroyu verin demiş. Alın demiş. 10 milyon euro çok bir para değil. Hemen bayağı alın demiş. Vay arkadaş ya. Gerçekten de garip yani. Şimdi bir kardeşimiz bir yorumda bulunmuştu. Aklıma gelmişken onu söyleyeyim. Hani Adebayo'dansa ya da şundansa bundansa, onları almaktansa bunları almaktansa diyor. Şeyi alalım diyor. Karabağ'da Juninho Olavio var diyor. Hocam onu alalım diyor. Şimdi kıymetli kardeşim, ben sana kalp de attım güzel yorumundan dolayı. Eğer onu alsak taraftar diyecek ki hani lan Fenerbahçe'nin en iyi kadrosu kurulacaktı. Bu mu diyecek? Yani Transfermarkt değerine bakıp diyecekler ki şöyle böyle diyecekler. O yüzden hiç gerek yok sevgili arkadaşlar. Yani bence de yetenekli. Oyuncunun ben böyle maçlarını falan da izledim. Daha doğrusu gollerini falan da izledim. Tam bizim aradığımız türde bir isim ama yani maalesef bizim taraftar maalesef malum yani ya. Hemen 2 abone giriyorum. Devamı da olur demiş Süleyman Karadaş. Hadi inşallah bakalım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ya Lindelöf için ben şunu söyleyeyim. 10 milyon euro işte tek isteyen Fenerbahçe değil. Inter'de masaya oturdu. Bilmem birisi burnunu karıştırdı. Bilmem birisi şöyle yaptı. 10+5 veren oldu. Suudi Arabistan Mourinho kozu. 28 maça çıktı şöyle böyle. Allah aşkına, bazı arkadaşlarım diyor ki hocam diyor. Yani Lindelöf alacağımıza kimseyi almayalım. O şekilde devam edelim. Kazmanın teki diyor. Bazı arkadaşlarım diyor ki hocam diyor Lindelöf geliyorsa diyor Bekao ya da Cico'dan biri satılsın. Çok iyi geriden iyi oyun kuran şöyle yapar böyle yapar diyor. Ben size bırakıyorum. Fenerbahçe'de yeni hedef Lazar Samardžić. Şimdi yeni sezon transfer çalışmaları gözünü Lazar Samardžić'e çevirdi. Orta sahayı güçlendirmek istiyor. İtalya Ligi olarak da rotayı belirlediği iddia ediliyor Fenerbahçe'nin. Hedef 22'lik yıldız. Hedef ben miyim Tayfun? Hedef ben miyim? Şimdi Udinese forması giyen Samardžić, Sırbistan ve Almanya vatandaşlığı var. 22 yaşında ön libero, merkez orta sahada da oynayabiliyor. 20 milyon euro güncel piyasa değeri var. Yani kontrat 2026'ya kadar sürüyor. Daha önce Almanya'nın köklü ekiplerinden Hertha Berlin'le Leipzig'in başarısı için ter dökmüş bir isimden bahsediyoruz. Profesyonel futbol kariyerine çıktı. 171 maçta 69 gol, 34 de asist yapmış. Lan 171 maçta 69 gol, 34 asist yaptıysa ön libero olarak insanüstü bir çocuktur. Bence bu istatistikte bir sıkıntı var ya. İmkanı yok bu kadar gol asistin. Şimdi geçtiğimiz sezon 34 maça çıkmış. 6 gol 2 asistlik skor katkısı üretmiş. Hani forvetten dönme bir orta saha falan desem. Şöyle oynayabildiği mevkilere bakıyorum. Yok 6 numara, 8 numara, 10 numara oynayabiliyor. Gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Yani bu tip isimlerle anılmak güzel arkadaşlar. Yani 22 yaşında, Transfermarkt değeri 20 milyon euro. Şimdi az önce dedim ya hani taraftar diyecek ki bu muydu? Yani bu muydu yapacağınız iş? Bu muydu o
Fenerbahçe tarihinin en iyi kadrosu dediğiniz kadro diye çemkirecek dedim. Ama mesela Samardzic gibi 2 tane, 3 tane, hatta 4 tane orta saha kanat falan filan alsan, transfer market verilerini böyle yukarı çeksen, bu sefer taraftar diyecek ki bu sene o sene. Ha, ben bu Samardzic'le ilgili hiçbir şey duymadım. Onu söyleyeyim. Doğrulayamıyorum. Ama keşke olsam. Fenerbahçe'ye Talisca fırsatı. Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor ve Anderson Talisca'dan müjdeli haber geldi. Yani bakın, haber Talisca'dan müjdeli haber. İşin sırrı Olin'de iki kere rafine diye şey vardı, reklam vardı. Yani işin sırrı şampiyonlukta. Neyse, Talisca ile ilgili müjde neymiş, ben onu merak ettim. Niye merak ettim biliyor musunuz? Çünkü gerçek manada bir müjde olsa, hani mesela siz diyorsunuz ya, bazen ben haber atıyorum. Ya arkadaşlar, bakmanıza gerek yok diyor. Bir şey olsaydı resmi açıklama yapılırdı diyor. Ya illa resmi açıklama yapılmıyor bak. Görüşülüyor, ediliyor, pazarlık yapılıyor, takas teklifi, o oluyor, bu oluyor, şu oluyor. Yani hepsi oluyor. Ondan bundan şundan oluyor. Sonrasında ne oluyor? Ya sonrasında da şu oluyor arkadaşlar. Sonrasında da yani ortalık karışıyor ya. Neyse, ben duyuma geçeyim arkadaşlar. Ben bu haber duyumuna geçeyim. Çünkü dediğim gibi bazen 5 gün sürüyor transfer duyumu ya da transfer işi. Bazen 5 ay sürüyor. Ha, uzayan süreçlerin hiçbirinde de Fenerbahçe'ye fayda gelmiyor. Kent uzadı, fayda geldi mi? Mesela Ja Pedro uzadı, Luan Perez uzadı, fayda geldi mi? Ben bilmiyorum, uzayan süreçlerden fayda göremiyorum gibi. Şimdi Talisca'dan müjdeli haber neymiş? Onu çok merak ettim. Jose Mourinho geldi. Talisca'yı o iddiası ortaya atıldı. Ancak yıldız futbolcu o dönemde yaptığı açıklamada Al Nassr'da mutlu olduğunu, gitmek istemediğini söylemişti. Ve girişim olmamıştı. Fakat Fenerbahçe gelişmeleri yakından takip ediyor. Seydou Mane yani Mane'nin ayrılığı için Al Nassr, Senegal yıldızın menajerini davet etmişti. Sürpriz bir haber daha geldi. Van Dijk, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva gibi ses getirecek isimlere imza attırmak istiyor Al Nassr. Talisca'yı da gözden çıkardığı öğrenildi. Bu nedenle Sambacı'nın menajerini de yeni sezon kadrosunda düşünülmediği bildirmek amacıyla davet edilmiş. Şimdi biz buradan ne anlayacağız? Biz buradan şunu anlayacağız arkadaşlar. Mane'de ve Talisca'da müjdeli haber. Ya da Fenerbahçe'ye Mane ve Talisca fırsatı diyeyim. Seydou Mane ve Talisca fırsatı diyeyim. Arkadaşlar bakın, adamlar hem yıllık ücretini azaltayım diye, hem de hani biz bunu denedik. Bizim Türkiye'de de var ya, baba diyor bana telefon al diyor, kız babası telefon alıyor. Aradan 3 ay geçtikten sonra diyor ki baba diyor, ben bu telefonu artık istemiyorum. Niye? Yenisi çıktı diyor. Bu sefer de yenisini al diyor. Hani biz buna tüketim çılgınlığı diyoruz ama bunun her dildeki anlamı israftır. Maalesef Arap takımlarda bu israfı çok seviyorlar. Ama Mane'nin de Talisca'nın da menajerle bir görüşme gerçekleştiriyor Arap kulübü. Onu söyleyeyim. Biz buradan ekmek arayacağız. Şimdi Fenerbahçe ikisini de isteyecek. Ya şöyle söyleyeyim size. Mesela Szymański. Kabul. Yetenekli bir oyuncu. Ben birkaç gündür üstüne basa basa söylüyorum. Biz Szymański'yi göndermek istiyoruz. Keşke gitse de kurtulsa. Çünkü Polonya milli takımında oynaması için, futbolcunun daha gelişmesi için, ne bileyim hani bir yerlere varabilmesi için bence Szymański'nin gitmesi gerekiyor. Ha, o yapacağı patlamayı yaptı. Bir daha yapabilir mi? Bir daha çok çok zannetmiyorum maalesef. Yani ben düşüşe geçeceğini düşünüyorum. Muhtemelen Mourinho da düşünüyordur. Fenerbahçe'de Dzeko kararı. Şimdi Edin Dzeko. Portekizli teknik adamla daha önce çalıştı mı? Çalıştı. Peki nasıl söyleyeyim? Mourinho ile bir iletişimi var mıdır? Vardır. Mourinho'nun nasıl konuştuğunu, nasıl iletişim kurduğunu biliyor mudur? Biliyordur. Lafını sakınmayan, net, çizgisi belli bir teknik adamdan bahsediyoruz. Yani
Seni istiyorum, istemiyorum. Seni kadroda düşünüyorum, düşünmüyorum. Düşünüyorum, o halde varım diyen bir teknik adam. Arkadaşlar, haberlere göre Mourinho'nun planı yedek tutmak ve Suudi Arabistan'a gelen teklifi kabul edip etmeme aşamasında direnç gösteren ya da düşünen Dzeko'ya yeni santrafor alacağız. Kalacaksan ikinci forvet olacaksın denilmiş. Bosna Hersek'te oyuncu da buna göre bir şey yapıyor. Bir yıl daha kontratı var. Geride kalan sezonda 46 maçta 25 gol 10 asist yaptı. Kabul. Ancak beyniyle vücudunun uyumsuzluğu başladı. Yani 38 yaşın uyumsuzluğu, huzursuzluğu başladı. Ya Fenerbahçe'de bu sezon mesela bak Bonucci de sahadaydı. Dzeko da sahadaydı. Verim alamadı. Yani takımın yaş ortalaması da çok yüksek olmayacak. Ama tabii ki de takımda bir abi olabilir. Hani bir kişi olabilir ama bilmiyorum. Edin Dzeko gideceği arkadaşlar. İşin Türkçesi bu. Yani uğraşmanın, laf çevirmenin lüzumu yok. Ha şunu da söyleyeyim. İspanya milli takımını izliyor musunuz? Mesela turnuva başlamadan benim favorim İngiltere'ydi. İçimden bir ses İngiltere alacak diyordu ama İngiltere maalesef dedirten futbol oynuyor. Ama diğer tarafta baktığımız zaman hani mesela kimlerden bahsedeyim size? Mesela Avusturya bence sürpriz oynuyor. Sürpriz bir takım. İspanya bence turnuvanın en iyi topunu İspanya oynuyor. Almanya'nın zaman zaman hücum stratejisi enfes. Enfes hücum stratejisi var zaman zaman. Ama sürekli değil tabii. Aklıma gelmişken de söyleyeyim. Şu aşamada eğer bozmazlarsa ben İspanya'nın Avrupa Futbol Şampiyonu olacağını da düşünüyorum. Onu da belirteyim. Neyse. Nuri Şahin'den Ferdi Kadıoğlu'na transfer telefonu. Bu haber beni düşündürdü. Niye? Şimdi Ferdi Kadıoğlu birçok takımın rüyasını süslüyor. Ne derseniz deyin. Alman devi Borussia Dortmund'da ilgileniyormuş. Niye ilgileniyormuş diyorum. Ya arkadaşlar elinizi vicdanınıza koyun. Şu kanalın takipçisi olarak. Bazı arkadaşlar hala kötü niyetli. Yani ben şunu söyleyeyim. Allah'tan korkmayanın imanı yoktur. Ahde vefa da imandandır. Bir insanın vefası varsa imanındandır. Vefası yoksa imanın zerre kırıntısı yoktur o adamda. Yani ben dedim ki size dünya yüzeyinde Ferdi'yi alacaksa birinci sıraya koymanız gereken tek takım var. Borussia Dortmund dedim. Bunu günlerce söyledim. Bunu haftalarca söyledim. Bunu aylarca söyledim. Ve dedim ki hani Real Madrid'de Dortmund istiyor. Real Madrid'e inanmayın Dortmund'a inanın. İşte şundan şu istiyor. Dortmund'a gitmesi daha muhtemeldir. İşte Dortmund'da ikinci bir takım Dortmund muhtemeldir dedim. Bugünlerde de Dortmund'un ne kadar ciddi olduğu konuşuluyor. Ha çok şükür yanılmamak da güzel bir olay. Şimdi Nuri Şahin Edin Terzic'den sonra teknik direktörle Nuri Şahin getirdi. Milli futbolcu telefonla aradı. Seni kadromda mutlaka görmek istiyorum dediği öğrenildi. Nuri Şahin'in Dortmund yönetimine de bir sunum yaptığı, Alman yetkililerin de futbolcuya hayran kaldığını da belirtiyorlar. 24 yaşındaki oyuncu için resmi teklif yapılacak. Euro 2024 kadrosunda dünya gördü. 30 milyon euronun üstünde bir teklif. Hayır, 35 milyon euro ve üzeri. Yani bir yerde seviniyorum. Neye seviniyorum biliyor musunuz? Saka Boey'in sözde ya da gerçekte bilmiyorum. Yani kap bildirimine şuna buna bakıyorum. Saka Boey'in gitmiş olduğu fiyat iyi oldu. Ha hiçbir şey yapıyor mu? Yapmıyor. Memnunlar mı? Değiller. O ayrı mesele. O benim sorunum değil. Sizin sorunuz da değil. Saka Boey'in kağıt üstünde 30 milyon euroya gittiği işte şartlı bonuslar 5 milyon euro falan filan transfer olması durumunda bonus ödeyecek işte artı Rennes'e 4,5 milyon euro verilmiş oldu o 30 milyon euronun. Yani ne oldu? 30'un 4,5'unu verdi. 25,5'a satmış oldu. Ama o çok önemli değil. Çünkü satış olarak 30'a satmış oldu gösteriyorlar. Neyse velhasılı kelam. Eğer Saka Boey 30'a gittiyse diyor. Biz Ferdi'yi daha üstün görürüz. Ferdi de 30'un çok çok üstüne gitmek zorunda diyorlar. O açıdan da seviniyorum arkadaşlar. Yani Ferdi de Osterwolde de 30'un altına gidemez. Size böyle bir ince bir mesajı da duyumu da vermiş olayım. Hani Nuri Şahin telefonla görüştü. İsterse görümcesiyle görüşsün. İsterse kaynatasıyla görüşsün. Umurumda değil. Görüşebilir.
Anladınız mı? Görüşebilir, hiç sıkıntı değil. Ama Jose Mourinho faktörü var Fenerbahçe'de de. Ben Ferdi'ne gideceğini zannetmiyorum. Giderse de 30'dan yukarı. Yani 31 artı diyeyim. Jose Mourinho'dan 3 transfer talebi. Şimdi fiilen başladı. Samandıra deşofmanlarını giydi. Mesaiye başladı. Topbaşı yapılacak ve İstanbul etabında bireysel yağ, kilo performans ölçümleri yapılacak. Çeşitli testlerden geçecek oyuncular, özel antrenman programları belirlenecek. Diyecekler ki sen şunu yap, bunu yap diyecekler. Ve Mourinho Başkan Ali Koç'la transfer çalışmalarıyla ilgili görüşüyor. Mesela Batshuayi'ye kesinlikle taviz yok. Arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Bana şöyle bir soru geliyor. Hocam diyorlar. İşte mesela Batshuayi Galatasaray'a imzalayacak falan filan denildi de son dakika vazgeçebilir mi diyorlar. O beni alakadar etmez ki. Ya hocam son dakika işte vazgeçiyoruz, imzalamadık diyebilir mi diyeceksiniz. Geçeceksiniz onu. Beni alakadar etmez. Siz de alakadar etmez. Yani vazgeçebilir. Başka takıma da gidebilir. Ben bilemem. Siz de bilemezsiniz. Anlatabiliyor muyum? O yüzden ben buna çok girmiyorum. Ama bak şu ayet taviz verilmediğine de seviniyorum arkadaşlar. Yani 3 yıl boyunca 3'er milyon euro yıllık ücret, 1 milyon euro imza parası. Aidiyet duygusu defolsun gitsin. Edin Dzeko'yu takımda kalıyor diyen var, gidiyor diye var. Benim duyduğum gitmesine izin verildi. Gitmesi daha iyi olacak denildi. Ama gerisini bilemem. 3 transferin yetişmesini istemiş. Sol kanat ve ön libero. Şimdi sol kanat, ön libero Batshuayi'ye gideceği için de bir tane forvet istiyor. Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına yetişsin diyor. Sol kanat, ön libero, forvet. Ha, gidenler de belli oluyor. Artık kamp dönemindeyiz. Arkadaşlar şu soruyu soracağınızı tahmin ediyorum. Hocam sence hani ilk giden ne zaman belli olur? Ya da kampta inceleyecek ya hocamız. Hangi gün karar verecek sence? Arkadaşlar Mourinho dediğiniz adam 4 günde kararını verir. Merak etmeyin. 4. günde kararını verir. Ama tabii 4. günde kararını verir. Yansıtılır. Oyuncu teklif gelir. Gelmez. Alır. Almaz. Ne zaman olur onu bilemem. Ama benim bildiğim Mourinho 4. günde kararı verir. Belki bir haftaya sarkar. Bir hafta diyelim yani 22 Haziran topbaşı, 29 Haziran zaten 27 Haziran gibi, 28 Haziran gibi ben buraya netleşti şunlar bunlar diye videomu çekerim. Kötü niyetli arkadaşlar da ki izlemeye gerek yok, her yerde bu konuşuluyor falan der. Yalan söylerler. İyi niyetli arkadaşlar da izler, öğrenir. Ya da diğer kanalımıza üye olup 15 lira verip bir aylığına öğrenebilir. Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Fenerbahçe'ye transfer olan Levent Mercan ve Emre Belözoğlu nereden çıkıyor? Emre Mor hakkında konuşmuş. Yani transfer hakkında konuşmuş. Ben kısaca şunu okuyayım arkadaşlar. Levent Mercan'ı devre arasında Galatasaray'a vermeyi çok arzu etmiştim. Ancak o dönemde puan olarak çok kötü durumdaydık. Teknik direktörümüz Şota asla oyuncuyu bırakmayacağını söyledi. Ben de Galatasaray sezon sonu isterseniz hemen anlaşmasını yapabiliriz dedim. Yani sezon sonu için. Onlar da ilerleyen dönemde isterseniz de öncelik hakkı sizindir dedim ama ne sezon sonu için anlaşmak istediler ne öncelik hakkı istediler diyor. Emre Mor'un durum. Emre Mor'la beraber olmamız mümkün değil. Emre Mor Fenerbahçe'nin oyuncusu, onunla ilgili konuşmak istemiyorum. Allah yolunu açık etsin diyor. Can Keleş'e teklifler konusunda. Can Keleş'e yurt içi ve yurt dışından teklifler var diyor. Şimdi Fenerbahçe'ye yazan arkadaşlarım var ama Can Keleş'i Fenerbahçe'ye istemezsiniz. Yani siz Levent Mercan'ı istemediniz. Can Keleş'i asla istemezsiniz. Bilgim dahilinde de şöyle bir durum var. Avusturya Viyen'in oyuncusu satın alma opsiyonunu kiralandı. Ve 500 bin euroyu verip satın aldılar diye biliyorum. Yani Can Keleş'i 500 bin euroya satın aldılar. 600 bine kiraladılar, 500 bini aldılar. Kar elde etmeleri için 2'ye falan satmaları lazım. Bakalım ne olacak arkadaşlar Karagümrük. Yani 500 bin euroya aldıkları oyuncuyu satabilecekler mi? Fenerbahçe'yi istemeyeceğinizi ben düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Yani Fenerbahçe'yi istemezsiniz ya. Can Keleş'i. Farklı bazı şeyler var da.
Sonra zamanı gelince konuşuruz bunu arkadaşlar. Avrupa'nın radarına girdi West Ham United'dan Osterwolde hamlesi. Bakın bunu sıklıkla göreceğiz. Zeydin Osterwolde Avrupa'nın önemli ekiplerinin radarına girdi diye. Yani sıklıkla bunu duyacağız arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Osterwolde konusunda bol bol duyum duyacağız. Ben o kadar söyleyeyim size. Ha eğer West Ham almak istiyorsa Osterwolde'yi, onda da aynı Ferdi'de söylediğim gibi 30 milyon euroyu geçmek zorunda. Menajeriyle temas kurmuşlar. 25-30 arası bonservis falan filan. 30 artı. Fenerbahçe'ye Murat'a cevap 15 milyon euro. Mustafa Hoca yine bildi. Bakın arkadaşlar habere bakın. Sanki bu haberi ben yaptırdım. Batshuayi'nin Galatasaray anlaşmasından sonra Alvaro Morata için Fenerbahçe gaza bastı. Atletico 15 milyon euro istiyor. Dedim ya size bak, ahde vefa imandandır. Dini imanı olan vefa gösterir. Dini imanı olan der ki lan arkadaş seni seviyorum ya da sevmiyorum fark etmez. Ama hakikaten sen bas bas bağırdın. Dedin ki 15 milyon euro verin alın diyorlar. 15 milyon euro diyorlar arkadaşlar. Bakın 14 bile değil 15 diyorlar dersiniz. Size bırakıyorum ben. Ve Mourinho devrede daha düşürmeye çalışıyor. Geçen sezon 48 maça çıkmış Atletico Madrid'de. 21 gol 5 asist yapmış. 2026'ya kadar devam. Listedeki diğer isim ise Yusuf En-Nesyri olduğu öğrenildi diyor. Yusuf En-Nesyri her transfer döneminde Fenerbahçe'ye yazılan faslı forvet değil mi? Aynen. Beklemeyin arkadaşlar. Ve açık ve net beklemeyin. Bizim bununla alakamız yok. Yani şimdi duyumları anladınız mı? Öğrendiniz mi? Kanala sevdiklerinizi getirecek misiniz? Söz mü? 70 bin oluyoruz mu? Getirmeyen topi top olsun mu? Getirmeyenin dedemiz başımız ayrı oynuyor olsun mu? İşin şakası bir tarafa abi, size bırakıyorum. Toparlayacak mıyım? Toparlasam daha mı iyi olur? Toparlasam daha iyi olur gibi geliyor. Seydou Mané ve Talisca konusunda adamlar ayrılmak, yolları ayırmak istiyor. Fenerbahçe'ye gün doğdu aslına bakarsanız. Aldık. Bence almaya en yakın olduğumuz an bu an. Alamazsak bir daha alamayız. Lindelof için 10 yalan. 6 milyon euro da ısrarcıyız. 6'ya veriyorlarsa verirler. Samardžić doğru değil ama o profilde 3-4 oyuncu alabiliriz. Bak 3-4 oyuncu alabiliriz. Alırız demiyorum. Alabiliriz. Bir oyuncu demiyorum. 3-4 oyuncu o profilde. Yani genç, transfer market değeri yüksek. Patlamaya hazır. Bombi. Mane'yi söyledik. Szymanski'nin gitmesini ben bekliyorum ya. Ben %60 Szymanski gider diyorum hatta. Bak. Hocam Mourinho beğeniyor. İşte eski takımına karşı oynamış. Çok iyiymiş. Şöyle böyle. Ben %60 gider diyorum. Edin Dzeko. Edin Dzeko kalacakmış hocam. Vallahi mi? Evet hocam kalacakmış. Ben de Edin Dzeko gider diyorum. %60 Edin Dzeko gider diyorum. Ferdi Kadıoğlu 31 artı. Gelirse gider. Yoksa yok. Emre Mor denenecek ama Emre Mor'un gidişatı gidişat değil. Can Keleş 2 milyon euro istiyorlar. Verirseniz alalım arkadaşlar. Osterwolde 31 artı. 31 artı teklif gelirse Osterwolde'nin yolu açık olsun. Morata 15'i zaten ben söyledim. Görüyorsunuz. Yani verdiğim duyumların derecesini görüyorsunuz. Bu arada kanala, yani diğer kanalımıza üye olan arkadaşlar, Kadıköy Sokak Fenerbahçe kanalına üye olan arkadaşlar, kanala girdiğiniz zaman ana sayfada topluluk kısmına gidin. Orada duyumlar açık açık. Ayan beyan ortada. Lütfen oradan alın duyumları. Buraya da abone olduğunuz için ayrıca teşekkürler. Burada da normalde duyumları veriyorum ama mecburen videolarda veriyorum. 2 Ağustos. Arkadaşlar yani yaklaşık 1 ay kaldı. Sabır. Ya sabır. Yani 1 ay sonra inşallah üyelikler sadece burada olacak. O zaman burada daha rahat konuşuruz. Görüşmek üzere arkadaşlar.